Sevgilim Mehmet'i de hayatımıza böyle koydu, soktu gitti. Ve gitti. Bombayı koydu gitti. Vallahi artık Mehmet kimin sevgilisi Allah Ama Mehmet artık yok bak. Hiç evet. konuşmuyoruz bile yani. Ama Mehmet çok tercih de etmiyor. Etmiyor değil mi? Bence Evet. de. Bence de. Hayatını gizli yaşamaya karar verdi. Sıtkı sıyrıldı. Ne? Çünkü onun öyle bir ailesi yok ya. Evet. Yok. Doğru olan Peki, doğru. hadi gezelim klasikleşmiş magazin turuna. Buyurun. Sinan Akçal'ın konser maratonu başlıyor. Bir 10 günlük bir maraton var, 15 gün. Seçime kadar bayağı bir konserimiz olacak. Yarın İzmir'e gidiyorum. 7-8 konser orada yapacağım. Sonra Bakü var. Sonra 12'sinde son konserim. 13 zaten seçim yasakları. Konser yapamıyoruz istesekte. Ondan sonra Allah işte ülkemizin hayırlısı olsun. Seçim var. Nasıl gidiyor sonra... peki konserler? Konserler güzel. Instagram'da görüyoruz zaten. Deprem bölgesinde de ziyaretleriniz oldu. O güzel oldu. Orada nasıl deneyim? Manevi olarak beni çok mutlu etti o iş. Bir 20 gün kadar kaldık orada. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle. Rockçıl'dan şaşırtan açıklama. Çocuk istiyor. Peki kimle yapacak bu çocuğu? Çocuk istiyorum ya. Çocuk gerçekten istiyorum ama bu tempolar biraz daha durursun yapacağız yani. Her zaman aynı şeyi konuşuyoruz değil mi? Yapacağız yani derken. Gözlerinde o şey yok. Allah kerim abi. Müjde Uzman'la aşk iddiaları için neler söyleyecek? Çok iyi bir arkadaşımız var. Zaten çok eskiden tanışıyoruz onunla. Müzik muhabbet, müzik paylaştığımız anlar oluyor böyle. Tabii ki bizi görebilirsin yani böyle biraz... Oldukça romantik görünüyoruz çünkü. Yok şey yani sahne mi? sahne güzeldi. Tülay'ın düğünüydü zaten biliyorsun. Evet, Tülay'ı evet. Da evlendirdi. Müjde Uzman soruları biraz geliyor Sinan Bey. Adını koyacağınız bir durumda yok yani. Ha, birbirimizi tanıma aşamasında. Birbirimizi tanımıyoruz. Çok eskiden... Ha yok, biraz Google'larsan bir şey... görürsün. Çok eski. Yok zaten cümleyi öyle kurdum da ya. Şu anda öyle bir şey yok dediniz ya. Şu arkadaşım. Peki zorlamayalım diyoruz. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Necip Memil'i yakalıyoruz şimdi de. Başarılı oyuncu bugünü Kız Asiye'ye ayırmış. Aynen. Hem kendisine hem martıları simit aldı. Nasıl geçiyor kendiler? Çok keyifli. Hiçbir yaramazlık yok. Ya onun olunca tabii daha da keyifli. Kafa dağıtmaca ya bugün. Böyle ne yapıyorsunuz desem yani havalarda uçuyorum işte. Kız çocuğu babası mı olmak, erkek çocuğu babası mı olmak diye soruyoruz ama biz cevabımızı çoktan aldık. Bak bakışlarımdan anlaştın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Bay bay. Bay bay. Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak Merzifon Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. Duygularını dile getirdi. Benim kafamın içindeki, hayal dünyamdaki ve gerçek hayatla ilgili gördüklerimin bir süzgeçten geçirilmiş haline buluşan 6 tane öykü. Türkan Şoray Asya ile buluştu. Şoray yıllar sonra Kıskanırım Seni Ben şarkısını söyledi. Türkan Şoray izdihamı yaşandı. Türkan Hanım zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Gelmiş olmaktan çok mutluyum. Ayrıca Merzifon'a kültür sanat adına böyle bir fuar açılmış olması, kitap fuarının açılışına bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Harika bak. Fuarda Varol Yaşaroğlu, Ece Üner, Sera Kutlubey gibi isimler de vardı. Broadway müzikali ekibi bir araya geldi. Aile dizisinde oynayan Canlı Ergüder konuştu. Boş günlerimizde yapıyoruz. Önemli olan bu. Boş günlerimizde bir, iki gün. O yüzden uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten artık böyle vakit yaklaştıkça da bir heyecan olmaya başladı. Pelin Akil temposundan bahsediyor. Mutluyum böyle bir projede olduğum için. Benim için de yani kendime böyle her gün bir challenge böyle. Hem bedenimi keşfediyorum hala hem işte bir yandan da kızlar var biliyorsunuz 4 yaşında ikizlerim var. Onlara koşturuyorum. Bir yandan sete gidiyorum. Yani çok bölünüyorum ama buraya geldiğim zaman aynen ben de o konservatuvar yıllarımı böyle hatırlıyorum. Zaten o çalıştığımız prova yaptığımız yerde böyle beni çok heyecanlandırıyor o sokaklar falan. Gerçekten mutlu hissediyorum yani.
Deniz Kort defilesinde güzel sunucu ve manken Özge Ulusoy konuşuyor. Trafik kazasında vefat eden babasının davası elini kolunu bağlıyormuş Ulusoy'un. Yaz için daha hiçbir plan yapmadık. Çünkü babamın davasıyla ilgili duruşmalar var önümüzde. Ona bağlı her şey ilerliyor. Bu sırada çalışmaya da devam edeceğiz. Televizyon programımız da yazın devam ediyor. O yüzden bizim için yoğun geçecek. Arada kısa kısa kaçarız biz. Davanın peşini bırakmıyor. Onun haklı olduğu, karşı tarafın haksız olduğu, babamın yeğe geçinde olduğu ispatlandı. Bunun ispatlanması, biz en başından beri bunu iddia ediyorduk ama karşı taraf yalan söylediği için öyle olmuyordu. En sonunda bir bilirkişi raporuyla, bir keşif sonucunda bunu ispatlamış olduk. O yüzden şimdi önümüzdeki duruşmaya bakıyoruz. Ahuyatu ışıklıktan çok rahatlığa önem veriyor. Yok, dikkat etmiyorum. Artık etmiyoruz yani. Artık ne gelirse, hangisi rahatsa öyle devam ederiz. Ünlüler dünyası tarafını seçti. Defne Samili'nin kızı Derin Talun'un sosyetik Emircan Şahin tarafından şiddete uğradığı iddiaların ardından güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sevsi'nin kendisini sosyal medya hesabından takip eden Emircan Şahin'i sildiği iddia edildi. Derin ve Deren Talu da tenis kortu defilesindeydi. TRT'nin dijital lansmanına Alişan katıldı. Alişan son zamanlarda hakkında çıkan haberlere isyan etti. Yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev aldığı haberlerini yalanladı. Vallahi o kadar fazla yalan, yanlış şeyler yazılıp çiziliyor ki artık ben yetiştiremiyorum onları yalanlamaktan ve doğruyu söylemekten. Yine bir yalan haber işte. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Boşanma süreciyle başı epey bir ağrıyan oyuncu Burak Sergen ilginç tarzıyla karşımıza çıkıyor. Özel hayat konuşmak istemedi. Özel hayatınızla ilgili birçok haber yok, çıkıyor. Yok, o konuya girmiyor. En son uzaklaştırma kararı çıktı. Birkaç cümle alsaydık konuşacak. Yok, onunla ilgili konuşmuyorum çünkü iş yargıda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Meryem Uzerli'den birbirinden iddialı pozlar. Bir arkadaşının doğum günü partisi için Paris'e giden güzel oyuncu Meryem Uzerli, Paris sokaklarında çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğuzhan Koç'la boşanma kararı aldı, kuliste dans etti. Demet Özdemir'in dans paylaşımı sonrası hayranları güzel oyuncu için ayrılık sonrası seni tanıyamıyoruz Demet, sende bir haller var yorumunu yaptı. Aşkı belgelendi. Aşk hakkında konuştu. Tutuyorum çünkü elinde şu an açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Melis Sezen şimdilerde sevgilisi iş insanı Atilla Bingöl'ün elini tutuyor. Oyuncu aşk hakkında şu sözleri kullandı. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Aşkı açtım kendimi demiştim. Bir yolculuktayım ve bu bir bilme hali değil. Erkan Kolçak Köstendil davasında haklı bulundu. Köstendil Görünen Adam adlı dizideki fotoğrafını izinsiz şekilde bazı dergi ve internet sitelerinin yayınlandığı iddiasıyla bir bankadan kazandığı 125 bin TL'lik davaya itiraz etti. Meslektaşları Selçuk Yöntem'le Halit Ergenç'in başka şirketlerden kazandığı yüksek tazminat davalarına emsal gösteren Köstendil'in itirazı kabul edildi. Egomu da tatmin etti. Yılmaz Morgül hastanelik oldu. Ünlüler dünyasında dostum kalmadı diyen Yılmaz Morgül, deprem mağdurları için gittiği Hatay'da enfeksiyon kapıp hastanelik oldu. Nasıl hayranlık? Can Yaman hayranlığı nelere kadir? Can Yaman bir hayranlığın kel kafasını imzaladı. Dün dünyanın konuştuğu Met Gala'da şıklık yarışı yaşandı. Dua Lipa'nın taktığı kolye olay yarattı. 100 karat elmasa süslenen kolyesinin fiyatının 10 milyon dolardan fazla olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Olivia Wilde ve Margaret Zeng aynı kıyafetin farklı renklerini giyerek pişti oldu. Galanın after partisinde göz kamaştıran Kendall Jenner, Merve Polo'nun radarına girdi. Oyuncu önce Kendall'ı paylaştı, ardından kendisini paylaşıp hayranlarından kıyaslama yapmalarını istedi. Galada yılan hikayesine dönen Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı.
Ertan Saban Galatasaray'a küfretti. Şahin Irmak deliye döndü. O da Saban'a küfretti. Geçtiğimiz günün olaylı tartışmasının ardından Şahin Irmak Ertan Saban'dan özür diledi. Büyük şok. Popstar yarışması yine ünlenen Mehtap Yılmaz Hollanda'da soyuldu. Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar. Donuma kadar soydular. Valizim, pasaportum, param, çantam. Yani aklınıza ne geliyorsa. Şu anda üstümdekilerle böyle bu şekilde. Ünlü şarkıcı yaşadığı korkuyu böyle anlattı. Burayı kırmışlar. Tamam mı artık? Buradan nasıl açlarsa. Geliyor benim burada dolu valizim. İçinde bir sürü şeylerim. Bak buradaki diğer çantamı falan. Yargının ilgazı yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'ndan samimi itiraflar. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu eskiden insanlardan yardım istemediğini belirtiyor. Urgancıoğlu bu huyunu değiştirdiğini söyledi. Yardım almaktan da keyif alıyorum artık. Eskiden hayal kırıklığı yaşamamak için etrafımdaki insanlara olabildiğince az sorumluluk vermeye çalışırdım. Zaman içinde bu da değişti. İnsanların yargılanmasından hoşlanmıyorum. Kendimize de başkalarına da değişme özgürlüğünü vermek zorundayız. Ünlü isimler yaz sezonunu açtı. Merve Oflaz ve Berrak Tüzün Ataç bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Geldiğini nasıl anlarız? Tabii ki denize düşen ilk Fedon tanesiyle. Fedon'un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yediği yemeğe Sıla ve İlker Kaleli damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı Sıla çıplak sesiyle söyledi. Sevgilisi İlker Kaleli hayatının aşkını dinlerken kendinden geçti. İçimde avaz avaz yanıyor, yan benimle uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme. Şimdilerde O Ses Rap programında jüri koltuğuna oturan Sefo uyku sorunu için soluğu aktarda aldı. Sefo geceleri uyuyamadığı için çareyi şifalı bitkilerde aradığını söyledi. Nişanlandılar. Ardından nişan paylaşımlarıyla sosyal medyada hayırlı olsun yorumlarına boğuldular. Eda Ece ve basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer sevenlerini mutlu ederken Tuncer'in nişanlısı Eda Ece ile yaptığı paylaşım güldürdü. Hayranları Eda Ece için sen en güzel fotoğrafları seçersin ama o senin en kötü fotoğrafını paylaşır yorumunu yaptı. Nesin Cevat Sade paylaştı, kıyafeti sınıfta kaldı. Cevat Sade'nin cüretkar elbisesi takipçileri tarafından sınıfta bırakıldı. Sizce yakışmış mı? Aile dizisinin güzel başrolü Serenay Sarıkaya simit istedi, ekip harekete geçti. Sarıkaya gelen simidi yemeden önce boynuna geçirip fotoğraf paylaştı. Çağatay Ulusoylu, Salih Bademcili Terzi dizisi yayınlandı. Diziye ilk tepkiler geldi. Terzi'yi beğenenler de oldu, beğenmeyenler de. Ancak genel olarak Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademcili'nin oyunculuk performansı çok beğenildi. Ne magazin turu be? Harikaydı maşallah, ya. Maşallah. Böyle şey gibi izledik, çok güzeldi, hiç bitmesin dediğimiz bir magazin turu. Şimdi Burcu Güneş, Burcu Güneş'ten gelen, yıllar sonra gelen hatta bir itiraf. Ceyda Dövenci'nin programına katılıyor. O programın şöyle bir büyüsü yok mu? Her oturan sökülüyor. Evet ya. Bir şey oldu o programa. Ama değil sökülmek mi? İçin oturuyorlar zaten. Hazırlar ona ya. Zaten haber olsun diye oturuyor hepsi. Yoksa katarsis. Ama Ceyda da o kadar mesela yumuşak. Mesela katarsis giden herkes de ağlıyor. Ama zaten katarsis ağlamak demek şey. Evet. Katarsis olmak, ağlamak demek. Hipnoz eğitimi almıştım ya. Orada ağladığı için o programın adı katarsis bence zaten. Şimdi Ceyda soruyor, Burcu cevapları. Burcu da diyor ki ben yaklaşık 9 sene annemi görmedim. Evet. Yıllar sonra geldi. İlk defa duyduk. Biliyor musunuz Burcu muazzam bir ses. Okay. Gerçekten evet. Tartışmasız. Ama biraz gergin bir kadın. Öyle mi? Sinirli. Herkes onu söylüyor onun için, evet. Allah Allah. Zor bir kadınmış. Mesela yayına bağladık biz onu. Geçen bir açıklama yaptı. Zaten açıklamayı böyle hazırlamış, böyle çok güzel hazırlanmış ama hiçbir soru kabul etmedi. Don 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 böyle sinirli sinirli. Söyledi ve kapattı telefonu. Allah Allah. Söyleyecek. Süreç
şey vermedi. Ha, konuşturmadı. Yani zaten biz konuşmak da çok istemedik. Onun konuşmasını istedik ama hani zaten konuşturmazdı da bize. Şimdi Burcu Gelcin. Burcu uzun yıllardır piyasanın içerisinde olan bir şarkıcı. Ben Burcu'nun aslında bu kadar güzel, bu kadar güçlü, bu kadar büyük bir ses ve yorumcu olmasına rağmen yine hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Onun sinirindeydi zaten o programda. Ha, o muydu konuda? Konuda ona benzer. Ben hala öyle düşünüyorum. Demek ki yani her şey, şu da bir şöyle bir gerçeklik de var. Her şey çok iyi sesinin olması, asla değil. Çok büyük bir yorumcu olmak olmuyor. Yani mevcudiyetinde yapmış olduğu meslekte meslek arkadaşlarınla da uyumlu tabii. Ve geçimli bir insan olmak da gerekiyor. Geçimli olması lazım. Her işte olduğu gibi bizim ülkemizde torpilli olman lazım. Şanslı olman lazım. Arkadan birinin seni itmesi lazım. Bizim ülkemizde ne sanatçı, ne oyuncu, ne futbolcu sadece yetenekle bir yerlere gelemiyorsun bizim ülkemizde. Neden yani peki böyle düşünüyorsun? Eşimin yaptığı işten de biliyorum. Ne olması gerek? Üç büyüklerde oynayan bütün topçular hepsi yetenekli değil. Ya da bugün ikinci ligde oynayan topçuların yeteneksiz değil. Bizim ülkemizde ne yapıyorlar? Bizim ülkemizde %30'u yetenek, %20'si yalakalık, %20'si şans. Kalan da işte artık Allah ne verdiyse. Ama yetenekle bizim ülkemizde hiçbir yere gelemiyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Hatta bir tık da bu azaldı geçmişte. Bence daha çoktu. Belki yani onu söyle evet. Yani ya yetenekle gelemiyorsun. Televizyonda mafyatik durumlar varmış ya. Evet. Bunun işine son verin. Bunu bilmem tabii ne. Yani neyse ki böyle vicdanlı işverenler ve patronlar doğdu ve büyüdü de insanlar gerçekten... Milletin ekmeğiyle oynayamıyor. Ekmeğiyle oynayamıyor milletin. Doğru yani söylüyorsun. Bu yetenek değil. Ne kadar çok ekmekle oynamak istiyor. Ben eşimden yetenekle olunmuyor Türkiye'de asla. Doğru söylüyor. Birileri hep tamah etmek zorundasın. Sensin, ağamsın, paşamsın, sen en iyisisin. Hep biat etmek zorundasın. O da işte herkes yapamıyor. Yapabilen de işte kesesini dolduruyor. Vallahi tabii bu da farklı bir bakış ama açısı. Ama Burcu da bu sese yani haklı evet. Yani. Bu isyana haklı. Biraz yani, da kendinde. Ama kendinde de biraz araması insan lazım o zaman. Bak hepimiz duymuşuz mesela kadının zor bir kadın olduğu ayyuka çıkmış. Evet. Hmm. Belki öyle değil ama o çıkmış. Tabii öyle bir dedikodu var. Mesela uyumsuz. Sen sahneye çıkaracaksın Burcu'yu. Sesi güzel, kadın güzel. Ama biri diyor ki ay zor çok kadın. Çok kaprisli. Çok kaprisli. Ne oluyor artık insanlar zor insan istemiyor hop üstünü çiziyor. Hayatım artık o kadar nedir? Problemli. Evet. Tabii o kadar problemli bir hayatta yaşıyoruz ki insanlar hayatlarında çözüm üretici insanlar zor olsun insanla istiyorlar. Kimse uğraşmak istemiyor. Yok artık öyle bir tahammülümüz kimsenin çünkü kimseye kalmadı. Çünkü seçenek çok. Evet. Peki devam edelim. Demet Özdemir. Demet Özdemir bu kız hiç dans etmeyen kız boşanma aşamasında Countdown'a geçti. Countdown. Sürekli dans ediyor. Ay o kottan da beli çıkmış incecik aynı güzel. Evet. Ay ben sabah Pınar'a anlattım gülüm. Şimdi ben akşam uyurken kutumu çıkartıp atıyorum. Tişörtümü atıyorum. Sabah da aynı kutu giyip üstüne başka tişört giyip her gün kanala geliyorum ya. Evet. Bu sabah kutu giydim. Yukarı çıktım. Allah Allah diyorum ya. Kot bana diyorum bir büyük geldi. Ay zayıflamışım böyle, ben. Sen meğersem bir alpaslanın kotunu yiyormuş. Tahmin ettim biliyor musun? 5 dakika mutlu oldum. Ay nasıl zayıflamışım diyorum kot üstüne. Tek gözümle giyindiğim için. Şimdi bu ya kızınla görünce dans ederken içim gitti. Evet o boşluk benim de çok hoşuma, çok hoşuma gitti. Gitti. Evet. Zaten vallahi güzel geçen kız. Yıl benim de boşluk vardı. Ama ay sus sen. Ama, sen sus. Ama ay, gayet çok iyisin. Büyük bir iddia duydum. Ne? Demet'le ilgili büyük bir iddia duydum. Söyle, söyle. Hadi. Demet'im, güzel kızım. İki kişinin bildiği asla sır olmuyor işte. Ne duydun söylesene. Çok yakın arkadaşlarına birinden çok etkilendiğini dediğini iddiasını duydum. Kim? Etkilendi. Evet. Karşı cinsten. Hatta bu etkilenmeden sonra zaten ne olduysa bu eşiyle araya böyle soğukluk hani, girdi. Hani diyordu ya Ozan ne oldu benim ne karıma? Ne oldu da benim ne eşime? Benim sen dedin ya soruyor benim karıma ne oldu? Ne olmuş? Ne olmuş? Sonra söyleyeceğim. Ay lütfen söyle. Hayır ya. Öyle mi söyleyeceğim? Hayır söyle. Söylemeyeceğim şartlarım var. Şartlarını söyle. Biraz önce oturmuş yapımcımız şurada sandalyeye. Elinde bir cetveli eksik. Küçükken beni annem Kur'an kursuna yollamıştı. Ben boyum uzun ya. En arkada ya oturuyordum. Hocanın böyle uzun bir cetveli vardı. Hani Sübhaneke'yi oku diyordu. Ben öyle yapınca kafama tak. Evet. Şimdi aynı gitti rahat rahat. Söylemeyeceğim. Hadi. Biraz çatlayın ama birinden bomba. Birinden etkilenmiş dediğin... Kaç taraf da ünlü bir oyuncu. E daha ne o zaman engindir o. Bile bir sürü oyuncu var. Karşı taraf. Bilemem söylemeyeceğim. Partneri biraz karşı şey taraf. Yapın.
Allah Allah. Peki. Tahmin edenler varsa lütfen yazsın. O, bu arada şeyle de Buğra'yla da çok sıcak sahneleri vardı İki Dünya Arasında film dizisinde. Buğra mı? Buğra Gürsoy'la. Biliyorsun o da ayrıldı. Na. Buğra değil. Daha boylu poslu mu? Daha boylu poslu. Kirli sakallı falan mı? Kirli sakallı esmer mi? Neyse. Öyleyse. Peki. Olabilir. Bence isimli ver de başlık çıksın. Hadi. Tamam. Yani ben çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten hani çok hoş bir adam olduğunu ve etkilendiğini söylediği iddiasını dün akşam yine beni bir arada söyledi. Arkadaşına söylemiş. Evet. O işte bak iki kişinin bir güvenme arkadaşına, arkadaşının arkadaşı vardır değil mi? O da gitmiş başkasına zaten söylemiş. Zaten bütün istihbaratlar yakın arkadaşlarının yakın arkadaşlarından geliyor. Şöyle tabii de aç dedikoduları çıkmıştı ama bu... Evet, bu önemli bir detay oldu. Hatta çok sen diyordun ya hep Oğuzhan diyordu. Benim karıma ne oldu? Suudi Arabistan'a biliyorsunuz şeye premiere gittiler. Geldiler. Sonra doğum günü oldu. Ondan sonra ne olsa film koptu zaten. Zaten evi terk etti gitti Demet. Tabii bunların hepsi bir iddia. Ay, ama ateş üzücü. Olmayan yerden de neyse bir duman çıkmaz. Çok üzücü. Tabii bunu evet daha önce verdik ama bir iddiadan bahsediyor şu anda Ebru. İlginç bir iddia. Kötü. Melis Sezen yeni bir aşka yelken açtı. Atilla benim çok sevdiğim bir dostumdur ve iyi de bir işletmecidir. Bir işletme mekanı var, herkesin bildiği bir mekan. Hem Çeşme'de hem İstanbul'da. Hafta sonu sordum Atilla'ya doğru muyum? Doğru dedi. İlişki güzel gidiyor. Ne güzel. Yakıştılar da birbirlerine. Atilla'nın bir evliliği vardı. Onu sonlandırdı. Uzun süren de bir evliliği vardı. Çok uzun süredir de bekar. Ama şöyle Melis... Bilinmez deyim. Aşk bilinmez bir şeymiş. Şu an bilinmez deyim gibi bir şeyler söylüyor. Ne güzel. Direkt şaire bağladı. Ne güzel. Yani evet mutluluklar diyoruz. Ben böyle sevdiğim arkadaşlarıma mutlu haberleri vermeyi çok seviyorum. İki bekar insan desteklemek lazım. Yani. Tabii ki desteklemek lazım. Mutluluklar. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an diye. Gerçekten. Sevgiler. Can Yaman'ın hayranının neresini imzaladığını bakar mısınız Allah aşkına? Neremi? Kafama. Saçı da yok. Allah Allah. Ya bu Can Yaman. Sen en ilginç nereye imza? Attın mı hiçbirine imza? Evet şuraya attım. Bu Amerikalı kadına çok. Mı? Erkeğe. Amerikalı çok ünlü biliyorsun. Kalbinin rockstarları, üstüne. Rockstarlarına Amerika'da biliyorsun üstünü çıkartıp topless bir şekilde imza atarlar. Rockstarlarından gelir. Kadınlar böyle. Tabii göğüslerine. Ya bu Can Yaman çok değişik bir çocuk ya. Gerçekten. İtalya adama bayılıyor gerçekten. Bu tam anlamıyla arselet meselesi ama yani. Adam gelip kafasını uzattıktan sonra canlı olacak. Ne yapsın canım gidecek. Adam? Ne bir güzel. Bir bakar. Şey söyleyeyim mi yalnız? Çok büyük başarı aslında canı. Biz çocuğu böyle çok egolu megolu diye çoğu basın bazen yerden yere vuruyor ama İtalya gibi bir ülkede bu kadar beğenilmek, bu kadar popüler olmak nasıl ya, bu hiç kolay değil ama. Dizi de yapmadı. İşte nasıl oldu? Tipi orada çok iyi işler yapıyor ya. Bir de tipi çok İtalyanlar gibi olunca çok ya beğendiler. Ama çok İtalyanlar gibi İtalya'da ne işi var? İtalyanlar gibi sen Türkiye'de dur. Dur. Bizim de İtalyan gibi erkek görmeye ihtiyacımız var. Bizde var ya, bizde çok fazla yakışıklı oyuncu var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel kız çok. Çok yakışıklı adam yok yani bence. Güzel kız mı çok? Bence güzel kız çok. Bence 50 salsan güzel kıza denk gelir. Herkes ben güzel. Türk kadınlarından her zaman güzel olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil ben hele. Ben Türk kadınları bir de çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Giyim kuşam konusunda bir kısmının. İtalyanlar gibi olamayız. İtalyanlar gibi olamaz ama yani. Onların bir Fransızlar gibi olamayız. Yani Almanya falan gibi de değiliz Almanya yani. Değil. Hollanda gibi de Hollanda değil. Hollanda gibi de değiliz değil. Yani. Ama yani bir Fransa, bir İtalya ya bu o, işin gerçekten. Evet o işin başka evet. bir boyutu Boyut, evet. Ben de Türk kadınları hep güzel yani. Bana hep ya, güzel geliyor. Tabii ki de şimdi biz bilhassa yeni nesil. Ama Venezuela tabii. Venezuela. Hemen yine başlıyorum. Açıyorum şimdi yine şeyin tozlu sayfalarını. Ben Brezilya Curitiba'ya Dünya Güzellik Yarışması'na gitmiştim. Evet. O zaman da beni birinci seçip Maria Fernandez diye bir oyuncu varmış. Ona benzetmişlerdi. Evet. Sonra Venezuela'da bir kız vardı. Kız güzel ama o zamanlarda yaşım küçük ya algılayamıyorum. Yani her yeri yapmaydı. Bu 18 yaşında diyorum. Meğersem Venezuela'da devlet politikası 12, 13, 14 yaşındaki kızları seçip içlerine olabilecekleri alıp devletin karşılayıp estetiklerini yapıyorlar. Bileği kalınsa bileğini inceltiyorlar. Burnu kötü. Bu devlet politikasıymış. Allah Venezuela Allah. Deyince aklına ne geliyor senin? Güzel kadın. Bu kadar işte marketing yani. Ama gerçekten güzel kadınların var. Bunu Türkiye'den de bekliyorum. Evet gerçekten. Atkın yaşta geçti. Bu devlet politikasıymış. Şimdi Terzi dizisi dün yayın hayatına başladı. Dijitalde 24 bölümle hali hazırda
duruyor. Salih var, Salih Bademci var, evet. Çağatay Ulusoy var ama ben o gün de söyledim, Olgun Şimşek harika oyunculuk. Yine noktayı koymuş. Çok da özlemişiz Olgun Şimşek'i izlemeyi. Evet. Hafta sonu izleyeceğim. Ben de hafta sonu izleyeceğim çünkü Kızılık Şerbet'in bir bölümü kaldı. Biter bitmez hemen Çağatay'a evet, dalacağım. Hafta içi uykum geliyor. Ben de bugün başlayayım bakayım. Başla bakalım. Size çünkü söylerim. İzlememiz de lazım. Biliyorsunuz evet. Orada Ece Sükan da var. Yeni Vibe mıydı o? Vibe'ları yarın verir. Vibe. Vibe. Viber mi? Ha, Viber'da Viber'ları oldu. Hoşta elektrik aldı nerede mi? O elektrik bu. Şey bu. Boğaziçi Elektrik Kurumu. Viber'ı ben alıyorum. O alıyor hayatım. Sinyalleri ben alıyorum. Ay baksana ya. Yani Olgun Şimşek. Aa Olgun Şimşek mi o? Ya. Ya muazzam görünüyor. Daha izlemeden etkilendim. Benim burnumu sızlatıyor bu Olgun Şimşek'in oyunculuğu. Güzel oyunculuk. Gerçekten. Evet, 24 sene 3 sezonu bir anda mı sandın? Öf. Evet. Bu nasıl bir... Burnumuzu sızlattı yani gerçekten. Yürekten tebrik ediyorum bu oyunculuğunu. Çağatay da ne şanslı. Vallahi ya. Ben tek korkuyorum, bu iş çok gitti geldi ya. Bakalım nasıl çıkacak. Bence bu 24 bölümü de alın akıyla halledecek gibi. Bir izleyip göreceğiz ama önce ne izleyeceğiz? Reklamlar. Dönüşte buradayız çünkü Şeyma evlendi. Öyle geçemeyiz. Çok şükür. Gelinlik konuşulacak. Kaç para, kaç kişi, hepsi reklamlardan sonra.